Gündemin bereketi devam ediyor efendim. Ee, anonsunu yaptığım gibi değerli avukat e, konuğumuz Sayın e, Serap Evcimen bizimle birlikte sorularınızı yanıtlamak üzere efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Sağ olun şimdi sorular geldi siz gelmeden onlar geldi onu söyleyeyim hemen başlayalım çünkü e, süremizi biraz e, aşmadan kullanmak durumundayız. Komşu köyde diyor e, isim vermemiş toplulaştırma yapılıyor benim arazimden e, komşu köyün toplulaştırma yolu tarlasını ikiye bölmüş oradaki evet. toplulaştırma yüzünden ben ne yapacağım diyor. Ee, şimdi şöyle kendi tarlası eğer toplu e, arazi toplulaştırması kapsamı içerisine değilse bir kamulaştırma e, şeklinde yapılmıştır o zaman kamulaştırma bedelini e, tahsil edecek tabi devlet ödeyecektir ona o, e, kamulaştırmanın iptalini isteyebilir idare mahkemesinden e, tamamen kaldırılmasını. E, yav bedelinin artırılmasını isteyebilir. İki tane yöntemi var ama e, toplulaştırmadan kaynaklı olduğu için her ne kadar kendisi kendi arazisi bu toplulaştırmaya dahil olmamış olsa bile e, sonuçta kamu yararı neticesinden dolayı e, maalesef e, toplu, bu kamulaştırmanın iptal edilmesi zor. Ama yine de şansın denemesini e, tavsiye ederim. Çünkü e, idarenin her türlü eylem ve işlemi anayasada da güvence altına alınmış davalara tabi bir yargı yolu açık yani e, mülkiyet hakkından da kaynaklandığı için e, mahkemeye müracaat edip o, o konudaki kamulaştırma'nın iptalini isteyebilir birinci olarak ikincisinde de toplulaştırmanın değil kamulaştırmanın. kamulaştırma yani çünkü yol geçtiği kendisi, için o bölgeden evet, rahatsızı çünkü, e, kendi aralığını anladığım kadarıyla toplulaştırmaya dahil değil değil, değil. komşu köyde yapılmış ama ondan sonra da bir yol geçirmişler bir çeşit kamulaştırma olmuş, olmuş aslında evet, o olmuş. yüzden o kamulaştırmanın iptalini isteyebilir e, iptal edilmediği takdirde e, kendisine bir bedel ödenecektir zaten o bedelin e, artırılmasını talep edebilir Anladım. İki tane yolu var. Efendim Kadirli'nin Tozlu köyünde e, oradan yazmış e, izleyicimiz. Arazi toplulaştırması yapılıyordu. Köyümüzün yer teslimi yapılmıyor diyor. E, askıya çıkmış öyle mi? diyor askısı yapıldı ancak yer tesimi yapılmıyor. İlgili firmaya sorduğumuzda toplulaştırmanın devlet su işlerine geçtiğini ki zaten geçtiğimiz haftada ondan bahsetmiştiniz. Devlet su işlerine geçtiğini işlerin duruldu, durdurulduğunu söylüyorlar. Acaba tamamen mi durduruldu yoksa tekrar başlar mı veya ne zaman başlayacak bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? E, ta <laughs> Tabii ki e, çok affedersiniz toplulaştırmanın evet e, ilgili kurumu değiştirilmiş olsa da sonuçta devlette de devamlılık esastır. Yani bir kurumdan bir kuruma geçmiş olması e, yapılan projelerin sonlandırılacağı ya da erteleneceği anlamına gelmez. Tabii ki bu süreçte bu devir sürecinde e, belirli bir erteleme gelebilir. Hani o teknik konular e, ilgili kurumun tasarrufunda. Hani biz onun ne kadar ne şekilde yapılacağını bilmiyoruz ama e, idari hukukuna göre devlette de devamlılık esası olduğu için verilmiş proje kararları devam edecektir. Zaten bunlar için 5 yıllık bir süre öngörülmüş yasada. Toplulaştırma 5 yıl içerisinde tamamlanır. Aksi halde yetişmediği zaman makul sürelerde uzatılabilir bir durum söz konusu. Dolayısıyla ben toplulaştırma karar verilmişse devam edeceğini düşünüyorum. O konuda bir problem yaşayacaklarını sanmıyorum biraz süresi değişebilir ama doğru süresi yani... değişebilir Çünkü toplulaştırmanın kanunda belirtilen süresi açık o süre içerisinde tabii ki bunları devletin yeterli personeli olmadığı için özel şirketler tarafından yapılıyor, onlara ihale ediliyor. Dolayısıyla kurumların değişmiş olması, özel şirketlerin işini çok fazla kısaltacağını düşünmüyorum. Yani o süreç belirlenen süreç içerisinde tamamlanmaya çalışılacaktır, ama tamamlanamazsa da makul sürelerde uzatılması yönünde hiçbir sakıncası yok. Öyle karar veriliyor. Anladım. Şimdi e, sizin baktığınız davalardan bir tanesinde o konuştuğumuz o aklıma geldi. Ön alım ve ortaktan giderilmesiyle alakalı bir e, davanız var. Şimdi ben şunun için soracağım bunu. E, bu tip bir sorun yaşayan kişileri yol göstermek babında. E, başvuruyor size yani geliyorlar bir avukat seçiyorlar diyelim size geldiler. Nasıl bir süreç işliyor? Nereden başlanıyor? Ne yapılıyor? O prosedürü tamamen mahkeme safahatını da içerisine katarak ne kadar zaman aldığını, neler yapılması gerektiğini bize bir anlatabilir misiniz? Tabii ki e, ön alım davası ve ortaklığın giderilmesi davası aslında ikisi birbirinden farklı iki dava. E, kısaca bahsetmek gerekirse e, ön alım hakkı e, taşınmazların üzerindeki hissedarlar arasındaki satışlarda öncelik tanınmasından eee dolayı yapılan bir durumdur. Kime öncelik tanınıyor? E, Hisedarlara tanınır. E, taşınmazın üzerindeki hissedarlardan bir tanesi üçüncü bir kişiye satmak istediği zaman aslında diğer hissedarlara bunu danışmak zorunda. Yani ben burayı satıyorum. Bunu almak ister misiniz? diye öncelik tanımak zorunda. Ama böyle bir tanıma yapmadı, gitti üçüncü bir şahsa sattığı zaman e, diğer hissedarlar Dava açabilirler. Kendi hissesini değil mi? Yani. Satış yapılan hisse için. Yani bize öncelikli olarak satman Aha. gerekirdi diye bir ön alım hakları Aha. doğacaktır. Ön alım hakkını kullanmak için de öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay... E, satıştan itibaren de iki yıl olmak üzere bu haklarını kullanabilirler. Ama tarım arazileri içinse özel bir düzenleme getirilmiş. Bunda komşular da bu haktan yararlanabilir. Tarım arazilerinde komşular yararlanabilirken normal taşınmazlarda sadece hissedarlara tanınmış bir hak bu. E, bununla ilgili tabii dava açabilirler süresi içerisinde. Bizim e, Önalım hakkımız vardı. Biz bunu kullanamadık. Üçüncü bir şahsa satıldı diye. Mirasçılar arasında bir satış olduğu zamansa bunu kullanamıyoruz. Sadece şeylerle alakalı. Üçüncü ilgisiz bir insana satmayla ilgili kullanabiliyoruz. Bu durumda ne yapabilirler? Süresi içerisinde davalarını açacaklardır. Taşınmaza tabii ki belirli bir değer tespit edilecek ama buradaki değer daha çok tapuda ilk üçüncü kişiye satılan bedel üzerinden mahkeme karar veriyor. Yani hem o satışı durduruyor üçüncü kişiye yapılmış satışı hem de o kişiye kaç liraya satılmış olduğu tapuda belli. O rakam üzerinden satışa karar veriyor. Yani siz o Böyle bir avantajınız var ön alım hakkını kullanmak her zaman e, tabii ki daha mantıklı çünkü sadece burada maddi olarak bir kazancınız olmadığı gibi bunlar sosyal problemlere de yol açabiliyor yani üçüncü bir şahısla e, hissederler anlaşmak zorunda evet, değil tabi muhatap olmak zorundalar kendi kardeşiyle bazen anlaşama nerede kaldı başka bir evet, hiç yani e, ve belki öncelikli olarak orada bir tasarrufta bulunacak Belki bir ağaçlandırma yapacak belki bir taşınmaz inşa edecek Bunlar engel olmuş olunuyor Dolayısıyla kanun tanıdığı taraflara çok güzel kullanıldığı zaman e, hem ekonomik olarak da faydası olacak bir uygulama ön alım hakkı. Ortaklığın giderilmesinde ise yine hissedarlarla ilgili bir durum bu da. Hissedarların arasında bir anlaşmazlık var. Yani bu taşınmazın kimin kullanacağı belli değil. Herkes hisseder, herkes birbirine müdahale hakkını da kullanabilir. Yani onu o bütünün üzerinde herhangi bir tarım faaliyetini yaptığınız zaman diğer hissedarlar o tarım faaliyetini engelleyebilirler çünkü kendi hisseleri de var ve kimin nerede toprağın üzerindeki hangi metrekare kime ait belli değil. bununla birlikte tabii bir taşınmaz inşa ettiğinizde diğer hissedarlar bunu yıktırabilirler. Yani birbirleriyle eğer böyle bir sürtüşme de yaşıyorlarsa çok büyük problemlere sebep Doğru. olacaktır. Doğru. bu taşınmazlar biliyorsunuz Türkiye'de zaten taşınmazların büyük bir çoğunluğu hisseli, mirastan intikal eden taşınmazlar ve onların e, inanılmaz bir mirasçısı ve pa, e, paydaşı var. Onların Dolayısıyla. torunları, torunların o, torun, çocukları, çocukları var. 500 kişilik davalar var. Var tabi. Bu <laughs> bunların çözümü gerçekten çok zor çünkü e, bir de e, özellikle tarım arazileriyle ilgili yasalar çıkmış durumda. Belirli metrekarelerin altında bölünmesi mümkün değil. E, taksim yapamıyoruz. Elimizde tarlalarımız var kullanamıyoruz. E, bunlarla ilgili işte en büyük sıkıntılardan bir tanesi köyde kalan çiftçi olan akrabaların bunlardan geçimini sağlıyor, ihtiyacı bu yönde fakat hiç ilgisi olmayan akrab, yani tarım arazisiyle ilgisi olmayan bir akrabanız e, ya da hisseder diyelim hani daha teknik olursa e, gelip sizin oradaki e, o taşınmaz üzerinde e, gelir elde etmenizi engelleyebilir. E, bu da hakkaniyete uygun bir durum değil ve bu da büyük sorunlara yol açıyor ister istemez büyük problemlere. E, bu durumda yasa iki tane hak tanımış. Aslında bir tanesi ortaklığını giderebilirsiniz diyor. Bir tanesi de ehil mirasçılara o taşınmazın hasredilmesi yani ona özgülenmesini sağlıyor. İki yöntemi de kullanabiliyoruz bu gibi durumlarda. Çiftçiler için e, eğer gerçekten oradan bütün gelirinizi sağlıyorsanız ve bütün ihtiyaçlarınızı o tarlalar üzerinden karşılayacaksanız en güzel şey e, Ehil mirasçıya özgülenmesi davası yoluna gitmek. Burada da çiftçiler daha doğrusu talep eden davayı açtığı zaman mahkeme hakim burada bir değerlendirme yapıyor. Yani diğer mirasçıların... Burada hakları var tabii ki ama kim daha bu tarlayı işleyecek? E, sadece burada e, paylaştırmaktan çok tarım arazilerinin de korunması ön planda. Yani tarım arazilerinin işlenmesi, e, ekonomiye katkıda bulunması gerektiği gibi bu işten geçimini sağlayan insanlara da büyük kolaylıklar sağlanıyor. E, hakim burada değerlendirme yaparken e, talep edenler arasında bir yarış tabii ki var ister istemez. E, bir derecelendirme yapıyor. Yani gerçekten geçimini buradan mı sağlıyor? Başka bir geliri var mı? Bu arazileri daha önce kullanmış mı? Kullanırken işte tarım makinası kullanıyor mu? Yani her şeyin bir puanlaması var. Evet. E, bunu kendi takdir edebileceği gibi bilir kişiye de gönderebilir. Bunlarla birlikte bir rapor hazırlanıyor. Ve burada gerçekten bu taşınmazı <laughs> kullanacak eğil mirasçı tespit ediliyor. Böylece... E, o mirasçıya bu taşınmaz özgülenirken diğer mirasçıların hakları da zayi olmasın diye o taşınmazların tabii ki belli bir bedeli var, değeri var. Onlara da hisseleri oranında e, ödeme yapılmasını gerekiyor bu mirasçı tarafından bir şekilde bunları taksitlendirerek evet. ya da işte peşin ödeyerek bunların bedellerini karşı tarafa ödeyip kendi taşınmazlarını artık gelirimiz buradan, buradan kazancımızı sağlayacak, ya tarım arazilerini işleyerek kullanabilmeleri için ehil mirasçıya özgüleniyor. Bu yeni çıkan bir dava türü sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. Oldukça da verimli bir çalışma bence tamam. çünkü hem arazilerin korunması açısından hem de bazı çiftçilerin mağdur olmasını engellemek açısından güzel bir uygulama. Yine aynı şekilde miras payları üzerinde anlaşmaya sağla, anlaşma sağlanamadığı durumlarda da ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu sadece tarım araziler için değil diğer taşınmazlar için de geçerli. Yine sulh hukuk mahkemesine müracaat ettikleri zaman burada taşınmazın üzerindeki bütün mirasçıların tespit edilmesi lazım öncelikli olarak. Kimden kaldı bu arazi? Ee, örnek veriyorum dedemizden kaldı. Dedenin veraset ilamı çıkacak. Bütün mirasçılar adresleriyle birlikte tespit edilecek ve onlara bu konuda bir tebligat gidecektir. Yani böyle bir taşınmaz var. Ee, belki haberi bile yok ama öyle bir mirastan pay alacak. Böyle bir taşınmaz mı var? Böyle bir hisseniz var. Bununla ilgili ortaklık giderilecek. Yani burada ya satın alacaksınız ya da Hissenizi satacaksınız. Böyle bir durum var. Eğer arazinin ya da taşınmazın büyüklüğü muakul bir seviyedeyse tabii taksim de talep edilebilir. Yani bölünme de talep edilebilir e, aynı dava içerisinde. Mahkeme bunları yaptıktan sonra e, taşınmazın diğer hissedarlar hepsi e, bir araya gelecek ve bunları hakkında fikirlerini tabii beyan edecekler ne istediklerini. Daha sonraki aşamada keşif aşaması var. Burada taşınmazın değeri tespit edilir. Burada bir virgül koyalım. E, dededen kalmış miras ediniz. Bir izleyicimiz diyor ki 1972 yılında 20 dönüm tarım arazisi almış dedem. Evet. Fakat tapuda üzerine almamış. Noter senedi satışı var şahitler üzerinde. Bu yeri tapuda üzerimize alabilir miyiz? Alacaksak nasıl alırız? E, şimdi şöyle bu tabii bir satış vaadi sözleşmesi. E, adı geçen sözleşme. Eğer bu satış vaadi sözleşmesi çünkü şöyle taşınmazların devri sadece tapudan yapılabilir. Eğer noter kanalıyla yaptığımız bir sözleşme varsa bunların 10 yıl geçerliliği var. Yani 10 yıl içerisinde bu sözleşmeye dayalı olarak tapu iptal davası açıp üzerimize alabiliyoruz. Evet. Eğer devrini vermezlerse yani tamam satış vaadi yapılmış ama daha sonra vazgeçmiş, vermiyorum demiş örnek veriyorum. o zaman ne yapacağız? 10 yıl içerisinde taşınmazlar için ee, dava açacağız zorunlu tescil davası. Çünkü neden bize noter sat, senediyle sattınız Hı. diye ama eğer bu satış mirasçılar arasında yapılmışsa o zaman zaman aşımı yok. Yani 20 yıl sonra da açabilirsiniz o sözleşmeye dayalı olarak. Sadece taşınmazın e, his yani e, mirasçılar arasında böyle bir satış vaadi sözleşmesi varsa. Ama üçüncü bir şahısa maalesef bunlarda zaman aşımı problemi var. Onu 10 yıl. yıl içerisinde açması gerekir. Anladım. Aksaray'dan Eskili ilçesinden bir izleyicimiz 94'ten beri 35 dekar arazi e, ekiyorum diyor toplulaşmada e, arazim yerinde kaldı. Eci, Eci de evet. geçen yıl ödemişler. E, şimdi ne yapacağım diyor yani herhalde üzerine değil anladığım kadarıyla burası ama 35 yıldır ektiği bir yer. E, hazine arazisi. E, şimdi galiba yani Ecmisil yazıldığına e, göre yani evet. hazine arazisi e, toplulaşmada da üçüncü aşamadan geçti diyor galiba. Yani şu anda ne yapmalı? Hazine arazisi eğer ekip biçiyorsa öyle diyeyim. Şimdi hazine arazisi toplulaştırmaya dahil edilebiliyor. Ama yine de tabii taşınmazın maliki hazine olduğu için hazine adına tescil edilecektir. Ee, ve sizin ecrimi sil ödemiş olmanız, hani oraya sahip olmanız anlamına gelmiyor. gelmiyor. Ama Hı. bunlarla ilgili satışlar yapılıyor. Yani e, özellikle son çıkan yasalarda... Ee, bu hazine arazilerini kullananlara satışlar düzenlenmeye başlandı. Özellikle icir misil ödeyip uzun yıllardır kullanan kişilere doğrudan satış var. Bir o yöntemi bir denesinler. Eğer o olmayacaksa yani orası ona uygun değilse toplulaştırma yapılacak ve hazine adına da yapılacak. Ben sözleşmenizin kira kontratı şeklinde resmi bir kontratsız zaten devam edecektir. Çünkü burada her ne kadar yeni bir kadastro çalışması yapılsa da kimin arazisi olduğu belli. Ada parsel numarası belli ve sizin kira kontratından kaynaklanan bir kazanılmış hakkınız olduğu için Kontrat devam edeceğinden e, toplulaştırma da olsa siz o araziyi kullanmaya devam edersiniz. Ama eğer elinizde imkanlarınız varsa doğrudan satış yapılıyor şu anda. Bunu e, kullansınlar. Tamam. Elazığ'dan e, Nazım Bey, Nazım Dertay. Dedemden kalan hepsi de tapulu. E, herhangi bir sorun yok. Onu söyleyeyim. 280 dönüm arazi var. Varisler arasında anlaşmazlık var. Dolayısıyla bölünemiyor. Bu yüzden sistem olarak nasıl bir şey uygulanması gerekebilir? Bir çözüm yolu bulabilir misiniz diyor. E, sizin telefonunuzu... Çıkışta ben, yazın çünkü biraz detaylı olacak başka sorular da var. Ne söyleyebilirsiniz kısaca? Ben işte iki tane dava yöntemini tavsiye ediyorum. Bir tanesi eğer gerçekten çiftçiyseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz ehil mirasçıya özgülenmesi davasını ama değilseniz yine de orada hissedar hak sahibi olmak istiyorsanız ortaklığın giderilmesi davasıyla da orada arazinin değeri tespit edildikten sonra satışını isteyebilirler tabii bu davaları açarken ben hep şunu tavsiye ediyorum eğer gerçekten bunu alabilecek gücünüz varsa açın çünkü karşı taraf almadığı zaman özellikle köy yerlerinde kimse başkasının arazisinin İhalesine girmez. Bu bir prensiptir ya da böyle kabul edilmiştir. Hı. Köylerde genellikle böyledir. Centilmenlik sözleşmesi Gentlemanlik gibi. var evet. Ee, büyükşehir gibi davranılmıyor. Hani başkasının arazisine hmm. girmek istemiyorlar. Ee, problemler çıkmasın. olur. Tabii doğru. olmasın. İşte dostluk bozulmasın, yani. komşuluk bozulmasın diye. Eğer alma gücünüz yoksa diğer mirasçılar da almayacaksa ihale ortada kalacak. Ve siz ihalenin fesi davası açmak zorunda kalacaksınız. Ki bu da büyük yaptırımlara neden oluyor. Yani para ödemeniz gerekecek cezayı. Evet. O yüzden... E, Gerçekten gücünüz yetiyorsa ortaklığın giderilmesi davası açın ya da alabilecek birilerini biliyorsanız yani biz bundan paramızı alırız ama şu kesin alır diye düşünüyorsanız yani bu ortada kalacağını düşündüğünüz davaları açmayın diye tavsiyede Doğru. bulunuyorum ben. Mersin Mut ilçesinden Seyfettin Bey, Seyfettin Gürses köyümde 68 dönüm hazine var, hazine arazisi var. Ben buranın 6 dönümünü tarım hayvancılık yaparak, tarım ve hayvancılık yaparak 7 yıldır kullanıyorum. Dilekçe de verdim. Ee, herhangi bir başka bir yol izlemem gerekiyor mu? Yapmam gereken başka Doğrudan bir şey var mı? Doğrudan satış için mi? Ee, yüksek ihtimalle kullanıcı olarak yani herhalde evet. oranın kullanımına devam etmek istiyor. 10 yılda kiralayabiliyordu galiba bir de öyle evet. bir şey vardı. Ee, şimdi şöyle kiralama e, kiralamada sıkıntı yok zaten de e, ilgili kuruma müracaat etmek lazım. İlgili kurumda bölgedeki milli emlak müdürlüğü ya da defterdarlık ya da hazine mal müdürlüğü onlar onların içerisinde milli emlak şubesi vardır mutlaka oraya bir müracaat edin kendiniz dilekçeyle e, talep edin e, o ben talep, devam etmek, ekip etmek istiyorum devam etmek istiyorum diye oranın vereceği karar sizi yönlendirecektir zaten yani orada doğrudan satış varsa eğer satışı mümkünse satışını yapabilirler kiralama devam edecekse edecektir ama öncelikli olarak kurumunuza bir müracaat edip neticeyi bir görün Ondan olmazsa sonra bir olmazsa... avukat gerekir mi? Yani bir mahkeme süreci gerekir mi? Tabii yani eğer reddedilirse zaten dava açmanız Hı, idari tabii. yargıya müracaat etmeniz mümkün. E, hukuk sistemimizde her dav her dava için avukat tutma zorunluluğu yok ama biz e, kendileri menfaatleri açısından yani hukukun daha düzgün bir şekilde ilerlemesi hak kayıplarına uğramamaları için tabii ki avukat tutmalarını tavsiye ediyoruz. Vallahi kendi başlarına gireceklerse bir de sözlük ihtiyaçları var yani bayağı Osmanlıca Türkçe sözlük başka tür avukatsız mümkün değil yürümez o işler. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. Ayağınıza sağlık. Çok Önümüzdeki sağ olun. hafta bir mane olmazsa inşallah tekrar sizi burada görmek ağırlamak isteriz. Çok teşekkür Ayanıza ederim. Ayağınıza sağlık. Hep güzel haberler almanızı dileğiyle Hayırlı Cuma'lar diyorum efendim. Hoşçakalın, esen kalın.